Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında eşkenar dörtgen konusundaki alan özellikleri testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABCD eşkenar dörtgen verilmiş. O zaman her bir kenar 10 mu oluyor? Evet buraları 10. E, 6 10 şurası bir dik üçgen 6 8 10 üçgenden 8 çıktı. Eşkenar dörtgenin alanı nedir? Taban çarpı yüksekliktir. Yani 10 çarpı 8'den cevap 80 çıkar. Evet birinci soru 80 oldu. Geldik ikinci soruya. 6 verilmiş hemen eşkenar dörtgen bütün kenarlar 6. Bizden ne isteniyor? Alan isteniyor. Alan. Hop tabana ait yüksekten çıkar değil mi? Yüksekliğimiz 90'ı karşı 6 ise 30'u karşı 3 yapar. 60'ı karşı da 3 kök 3 yapar. Tabanımız 6 yüksekliğimiz 3 kök 3. E alan da 6 çarpı 3 kök 3'ten 18 kök 3 çıkar. İkinci soru 18 kök Geldik 3'e. Eşkenar dörtgen verilmiş 5 13. Hemen 13'leri yapıştırıyoruz şöyle. Köşegenler nasıl kesir? Dik kesir. 5, 12, 13'ten 12 oldu burası. E burası da 12. E burası da 5. İster şöyle yap. Ocağın bir tanesinin alanını bulup 4 ile de çarpabiliriz. Ya da köşegenler belli ya. 10 ve 24. 10 çarpı 24 bölü 2. Köşegenler çarpının yarısı alanı verir bize. O da kaç yapıyor? 120 yapıyor. Evet. Örnek 3'ü 120 oldu. Geldik örnek 4'e. ABCD eşkenar dörtgen verilmiş. 3 ve 2 verilmiş. Ne yapacağız burada? Vallahi karşımızda iki tane dik üçgen var. Kenarlarda yok ama ben şu kenarların eşit olduğunu biliyorum. Eşkenar dörtgende bu eşit kenarlara ait yüksekler yani tabana ait yüksekler birbirine eşit diyebiliriz. Ya da açı, açıya da alfa alfa buraya beta dersen burası da beta. E senin şuradaki üçgeninle neredeki üçgenin şu üçgeninle buradaki üçgenin benzer değil mi alfa betadan dolayı? Evet benzer ve 90'ın karşısındakiler birbirine eşit. Yani eş üçgen. O yüzden zaten şunlar birbirine eşittir. E o zaman Beta'nın karşı 3 ise beta'nın karşı burada da 3'tür. Tamamı 5. E, o zaman burası da 5. 3, 5. 3, 4, 5. 3'ü kendinden 4 çıktı. Tabanımız beşgen yüksekliğimiz 4 oldu. 5 çarpı 4'ten alan kaç çıkacaktır? 20 çıkacaktır. Evet örnek 4, 20 oldu. Geldik örnek 5'e. Köşegen uzunlukları 10 ve 24 olan eşkenar dörtgenin yüksekliği nedir diye soruluyor. Eşkenar dörtgeni hemen şöyle bir çizelim istersen. Köşegen uzunluklarını da şöyle çizelim. 10 ve 24. Hocam şunlar birbirine eşit ya. 5, 5. 24 ya burası da. Burası da 12 12 mi yapar? Evet köşegenler nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. İki farklı şekilde yapabilirsin. Hocam şuradan bir yükseklik çizip bunu bulduk. Daha sonra zaten burası 5 12 13. Bunu bulduk. Daha sonra diğer yüksekliği de bulabilirsin. Dik üçgenden çıkar. Ya da nereden yapabilirsin? Alandan gidebilirsin. Alan neye eşit? Köşegenler çarpımının yarısı. Yani 10 çarpı 24 bölü 2. Aynı zamanda yüksekliğimiz de haçsa 13 çarpı haç da alan değil midir? Evet 13 çarpı haç da alandır. E o zaman burada sadeleştirecek olursak şu ikisi sadeleşti 12. 120 eşittir 13 haş olduğundan haşı da böylelikle 120 bölü 13 olarak buluruz. Yani cevap 120 bölü 13. Geldik 6'ya. 6. Altıncı soruda da eşkenar dörtgen verilmiş alan verilmiş. E, tabanımız kaç? 10. Taban çarpı yükseklik eşittir 80 ise haşı buradan kaç buluruz? 8 buluruz. 8'i bulduk. Şimdi x isteniliyor bizden. Bir kenar 10 mu? 10. 10, 10, 10. E şimdi ne yapacağız? Hocam şu dik yamuk var burada. Dik yamukta şöyle bir dik dörtgen oluştursak ya da dik üçgen oluştursak burada. Hocam şuradaki dik dörtgenden 8 ise karşısı 8, 3 ise karşısı 3. E 8, 10 ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden 6 çıktı burası ve benden burası isteniyor. Yani x'i böylelikle 9 olarak buluruz. E böylelikle burayı bitirdik. Sırada ne var? Eşkenar dörtgende ÖSYM tarzı testler var. Bir sonraki testimizde. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.